çatısını tamir ederek başladığı ticarete ve sanayiye. Evet. Fakat ondan sonra çok partili düzen gelince Demokrat Parti bunu ensesinde boza pişiriyor. Ve direniyor direniyor, en sonunda CHP'den istifa ediyor ama Demokrat Parti'ye de katılmıyor filan. Öyle de işin bir komik tarafı vardır. Ama işleri iyi bildiği için bugünlere geliyor ve Türkiye'nin işte en büyük bir numaralı gene sermayesi olma niteliğini koruyor. Şimdi onun iki şeye ihtiyacı var. Birisi gerçek bilgi. Buna ihtiyacı var. Bunu hiç unutmamak lazım. O gerçek bilgiyi biz veriyoruz. Bir de kamuoyunun yönlendirilmesi var tabii. O gerçek bilgilere uygun da kamuoyunun ne dediği, ne düşündüğü ve nasıl değerlendirdiği var. Şimdi bakın, çok en basit şeyi söyleyeceğim. Otomobil veya buzdolabı reklamı. Nereye verir buzdolabı satan bir firma buzdolabı reklamını, hangi kanala veya hangi anlayışa verir? Ya, buzdolabı kullanacak olana verir. Televizyon reklamı, televizyonu seyredecek olana verir. Otomobil alabilecek olana verir. Peki kim hangi televizyonu izliyor? Yani ideolojik olarak baktığınızda gericilik propagandası yapan, bilmem Arapça dili ve Arap kültürü üzerinden yayınlarını sürdüren televizyonlar mı bunlara? Hocam basit bir örnek vereceğim. Biz dünden beri takip ediyorum, ulaştım ben. Karabük Üniversitesi, hani çok tartışılan bir üniversitedir. Karabük Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kadın dekanı, genç bir kadın profesör, özel yaşamında içki içiyor diye rektör tarafından dekanlık görevinden alınıyor. Böyle bir ülkede liyakatli eğitim, bilimsel eğitim, akılcı eğitim, 21. yüzyılda dünyayla yarışacak insanların yetiştirildiği bir eğitim düzeni kurmak mümkün mü? Dijital dönüşümü biz böyle mi karşılayacağız? İnsanların yaşam tarzına bu kadar dikey ve hoyratça bir müdahale sonucunda mı karşılaşacağız? Biz bunun haberini geniş yapacağız. Umarım ki görevden alındığı doğru. Güya içkili araba kullanırken bir trafik cezası yemiş. Olabilir, cezasını ödemiş. Yani bu Güzel Sanatlar Fakültesi'ni ve Karabük Üniversitesi'ni niye ilgilendiriyor? Mesleğiyle ilgili değil. Ki onun da doğru olup olmadığını bir araştıracağız. Örneğin böyle bir olay var hocam. Böyle bir olay var önümüzde. Şimdi bu tabii benim ikinci söyleyeceğim konuyla ilgili. Şimdi sermaye bir gerçek haberleri arıyor. Gerçek haberleri ve toplumu yönlendiren yorumları arıyor. Onları da tabii ki Tele1'de bulacak, işte Alt TV'de bulacak, Cumhuriyet Gazetesi'nde bulacak, Bir Gün'de bulacak filan. Şimdi akıllıysa eğer, bu kaynaklarını desteklemesi lazım. Eğer aptalsa, bu kaynakların yok olup gitmesine sessiz kalıyorsa ve destek vermiyorsa, bir süre sonra bilgisiz kalır. Piyasadan da haberi olmaz, toplumsal eğilimlerden de haberi olmaz ve ondan sonra hiçbir şekilde çağdaş dünyada varlığını sürdüremez. Dolayısıyla önce evet, doğru gerçek bilgi. İkincisi, gene sermayenin, büyük sermayenin muhtaç olduğu ikinci kaynak insan kaynağı ya. İnsan kaynağı. Yani hem en üst düzeyde felsefi düşünen, hem en üst düzeyde teknik tasarım yapabilen, hem orta düzeyde uygulama yapabilen, hem ortanın altında